Evet, derslerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu kısa bir video olacak. Bunun sebebi şu anda yavaş yavaş dolmaya başlayan content browserımızın ufak bir hiyerarşi sistemi oluşturalım. Ve burayla ilgili de bir iki özellik size göstereyim. Bir önceki dersimde kullandığım şu modelin dosyalarını bir önceki dersim ve bu dersin altına link olarak yerleştireceğim. Bu modeli oradan indirebilirsiniz. Böylelikle buradaki dosyaların yapısına ve nasıl kullanıldığını direkt olarak projenizin içerisinde görebilirsiniz. 3 çeşit dosya ve toplamda 6 dosya ile gelecek. 3 çeşit dosyanın ilk çeşidi standart statik meshimiz. FBX formatı olarak genelde oyunlarda, hani özellikle Unreal ve Unity'de kullanılması tercih edilen model formatı FBX'tir. FBX kendi içerisinde model bilgisi, UV bilgisi, sert ve yumuşak kenar yüzey bilgisi, aynı zamanda iskelet rig, yani iskeletin modelin hangi bölgesinin ne kadar etkilediğiyle alakalı ağırlık bilgileri ve animasyon bilgilerini taşıyabiliyor. Zaten en çok kullanılan özellikler bunlar olduğu için sadece FBX dosyaları aslında birçok açıdan işimizi görüyor. Modeli kullandığımız materyal dosyası ve doku dosyaları. Materyal dosyasını açtığınızda, projenize eklediğinizde şu ekranı göreceksiniz. Ve burada hangi özellikle nasıl bağladığımı direkt olarak hani inceleyebilirsiniz. Benzer şekilde kendi modellerinizin dokularını nasıl materyal oluşturup kullanacağınızı buradan en basit haliyle görebilirsiniz. Örnek veriyorum, burada ufak bir farklılık vardır. Misal RGB kanallara normalde bağlanılıyor diğer dokular. Lakin bunda RGB kanallarını ayrı ayrı bağladım. Üç farklı noktaya. Bunun sebebi bu model kendi içerisinde aslında model demiştim, şey doku. Normal şartlarda şöyle bir olay vardır. Onu kısaca göstereyim. Photoshop üzerinde herhangi bir proje açtığınızda, örnek veriyorum 512 512 bir resim açayım. Herhangi bir çizim, fotoğraf ya da bir işte resim olduğunda elinizin altında hemen şurada Channel bölümünden bakabilirsiniz. Bildiğiniz üzere aslında 3 temel renkten oluşuyor bütün fotoğraflar. Red, Green ve Blue, yani RGB olarak baş harflerinin kısaltılmış hali. Örnek veriyorum, eğer ben buradaki 3 ana renk kanalının bir tanesini sadece gösterdiğimde, şöyle göstereyim. Misal Blue. Blue'ya hemen bir bakalım. Blue şu çizgiler, mavi olanlar. Şimdi ben diğer ikisini kapattığımda, sadece Blue kanalını açık bıraktığımda o rengin büyük ihtimal beyaz olduğunu göreceğiz. Evet. Diğerleri farklı tonlarda. Arkadaki siyah, üstteki biraz gri gibi. En üstteki daha beyaza yakın bir renk. Çünkü blue, yani mavi rengini, mavi renk buradaki daha fazla taşıyor. Aynı şekil bunu diğerlerine de uygulayabiliriz. Misal mavinin içerisinde biraz da yeşili varmış. Koyu gri olmasından bunu anlayabiliyoruz. Aynı şekilde de kırmızıya baktığımızda, mesela kırmızı direkt beyaz göründü zaten. Yani bütün renkler aslında 3 rengin birleşimiyle oluşuyor. Şurada yaptığımız işlemde aynısı. Yani 3 kanalı farklı farklı bir resim üzerinden kullanıyor. Ve hani böylelikle tek dosyada 3 farklı materyal bilgisini taşımış oluyor şeyimiz, resim dosyamız. Bu şekilde kullanılıyor. Bunların sıralaması, yani misal red kanalı ambiyansa olup olmadığını nereden anlıyoruz muhabbeti ise, Substance Painter kullandığım için çıktı da otomatik verdiği isimde şurada görüyorsunuz. Üzerine geldiğinde açılan ufak pencerede Occlusion, Rawness ve Metallic diyor. Ben bunları yukarıdan aşağı RGB sırayla Occlusion'a, Red'i, Rawness'ı griye, Metallic'i de maviye bağladım. Bu şekilde kullandım. Bunlar farklı programlarda farklılık gösterebiliyor. Onun dışında hiyerarşi demiştik. Hiyerarşi muhabbetimizi nasıl yapacağımız ufak bir bakalım. Genelde eski videolarımda da zaten görmüşsünüzdür. Kendime ben ana karakterimin kontrolcü dosyasının ve ana oyunun temelinde kullanacağım daha çok çalıştığım dosyaları sistem
isminde bir klasör oluşturup oraya atmayı tercih ediyorum. Böylelikle hani bu benim kafamda oluşturduğum kendi hiyerarşi sistemim. Ve böylelikle hani aradığımda nerede olduğumu hani rahatlıkla anlayıp nereye gitmem gerektiğini rahatlıkla hani kafamda da kurgulayabiliyorum. Dosyaları seçtim. Sistem isminde bir klasör oluşturdum. Buna da daha ayırt edilebilir olması için bir renk vereyim. Sistemi siyah renk yapıyorum. Daha ağır bir klasör olduğu için diğerlerine nazaran. 3 dosyamı oraya taşımayı istiyorum şu anda. Üçünü seçip sürükleyip bıraktığımda Move here, Copy here ve Advanced Copy here gibi seçenekler var. Ben bunları taşıyacağım için Move here diyeceğim. Yani buraya taşı seçeneğini seçiyorum. Bunlar içerisine taşındı. Ayrıca şu anda burada kullanılan dosyalara bakalım. Harita dosyam var, UI dosyam var ve widget dosyalarım var. Hemen bir tane New Folder deyip widget isminde bir klasör oluşturuyorum. Widget dosyalarım yani arayüzü ayarladığım, programladığım işte kısımları onun içerisine taşıyorum. Bir tane harita klasörü oluşturayım. Map diyelim buna da. Haritamı buraya taşıyorum. Harita dosyalarının genelde yanında ayar ve bir takım kayıtların olduğu build data class şeyi de olur, dosyası da olur. Bunlar birlikte gitmesi daha iyi. Aynı zamanda şu ana kadar oluşturduğum dosyalar için sadece klasör oluşturuyorum. Bir de UI dosyası oluşturalım. Ekranda kullandığım, Blade'imde şu ekranda görünen 3 nokta crosshair'ım, crosshair dosyam. Onu da UI'nin içerisine taşıdıktan sonra UI'nin içerisine bir de crosshair isminde bir crosshairs bir klasör oluşturalım. Bunu da içerisine atalım. Farklı karoseyirler olabileceğini düşündüğüm için UI'nin içerisinde bir crosshair dosyası oluşturdum. Aynı zamanda dosyaları asset olarak size atacağımı söylemiştim. Bu crosshair dosyasını da size atayım. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. dışarıya aktarma işlemi herhangi bir projede daha sonra kullanmak istediğiniz bir içeriği asidi dışarıya aktarmak için kopyala yapıştır gibi yani buradaki seçenekler işe yaramaz normal şartlarda. Bunları kaynak dosyasında açtığınızda da Show in Explorer dediğinizde şurada görünen kısımlar çalışabilir. Ama en güzeli yani bunu bu şekilde de diğer kendi projenize atabilirsiniz. Ama en güzeli bunu sağ klik yaptıktan sonra Asset Actions'tan Migrate deyip UI Crosshair, Normal Crosshair, OK ve YouTube Asset klasörümün içerisinde bulunan burayı seçeyim. Şu şekilde çıktı almanız olur. Bunu size UAset olarak zaten atacağım. Videonun altında bulunacak. Bu şekilde çıktı aldığınızda daha sonra projenizi bunu import edip tekrar bunları önceden hazırladığınız assetleri kullanabilirsiniz. Bu video şimdilik bu kadar olsun. En kısa hani en basit anlamda bir hiyerarşi oluşturmaya Asset Content Browser'da hani görmüş olalım. Videolar devam edecek zaten.